Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA 4 bölümüyle karşınızdayım. Telefonuma bir cevap vereyim. Nasıl yani? Senin şirketin mi var adamım? Yardım etmiyor muyum? Resmi olarak mı? Tamam yapalım. İstediğin kadar yapabilirsin ve istediğin kadar para kazanabilirsin. Her zaman müşteri vardır diyor. Güzel. Artık Roman'ı iş için arayabiliyormuşuz. Güzel. Yaparız. Kurumaya bırak. Görevimizin adı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İyi seyirler. Burada ben susuyorum. Hey, Mallory. Tell Fettig his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the business the other day. But now ne one more thing is trying to avoid pain. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops. Payını, okay. Yani bu ödemesini so, yapmayan biri mi? Jerk needs to be taught a lesson. Yine birine ders vermemiz gerekiyor. Let him know. Might güçlü olan hakkıdır. Yumruğu güçlüyse kazanır. Okey. Smoking back there. Marshall, easy buddy. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Oh. Aynen. Sen tanınacak biri değilsin zaten, alıbım. Hello. Lovely. Ben. Быстрее. Bu işleri neden bize yaptırıyorsun bilmiyorum. Herhalde pis işleri yapabilecek birine benziyoruz. Oradan bakılınca. Galiba öyle. Çamaşırhaneye gidiyoruz. Adam niye geri basıyorsun lan? Kaza yaptırdın hiç yoktan bana. Sakin ol. Hemen geri aldı basıyor. Nereye kaçıyorsun? Geriye kaçamazsın. Arkanda araç varken öyle bir şey yapamazsın. İmkansız. Hemen yakınmış zaten. Dur oğlum biraz yavaş. Şu oyunun araç mekanikleri var ya beni ayar ediyor. Harbiden. Bunun aslında bir remaster ya da remake yapılmalıydı. Belki yapılır ilerleyen süreçte. İhtiyacı var yani. GTA 5 gibi bir oyun bile tutuyorsa onun daha çok tutması gerekirdi. Oğlum bak bana sepeti yolluyor. Bak o sepeti niye atıyorsun lan bana? Dükkancıyı kovala. Tamam arabayı alayım. Adam gidiyor. Nico adam gidiyor. Minibüsüne çarp hemen. Adam kaçıyor ama işin kötüsü. Durması lazım. Nasıl duracağız? Bayağı bir hasar vereceğiz herhalde. Aracına hasar vermem gerekiyor. Şuradan onun yanına çıkabilir miyim? Bu beni nereye götürür? Krallar bir ilerleyin. Adamı kaçıyor da. Oğlum şu borçlarınızı düzenli ödeyin. Başınıza bela almayın. Bir de sebebi bana sen nasıl yolluyorsun lan? İlla dayak yemek istiyorsun. İlla dayak yiyeceğim benden. Ne diyordum? Oyunun araç sürme mekanikleri var ya. İnsan ayar eder. GTA 5'teki şey var ya. Tutu dediğim de o aslında. O mekanikler olsa, o sürüş hissiyatını bize verse bu oyunda onun gibi daha çok satabilirdi. Benim olayım bu aslında söylemeye çalıştığım şey. Yarın da GTA 5'ten bölümler gelecek bu arada. İn oğlum ondan. İn oğlum in. İn. Sana bir şey diyeceğim. Bir in bakayım sen. Kaçamazsın lan. Kaçamazsın. Nereye gideceksin ya? Gidebileceğin bir yer yok. Anlıyorsun. Gidebileceğin hiçbir yer yok. Aynen durdun artık oğlum durdun. Adını bilmen lazım artık. Ver abi. Evet seni yakaladık evet. Burada borçlu niye ödemiyorsun oğlum? Bir araya getirmekte güçlük çekiyormuş. Sabırsız oğlum o. Aynen öyle. Getirmezsen olan sana olur. Yargı dağıtıyoruz yine. Birileri için. Bir de kendimiz için yargı dağıtsak harika olurdu. Bakalım öyle bir süreç de gelir belki. Kaydet fark etmez. Güzel bir görevdi. Aracımız da burada mı? Evet burada aldık. Yine bir görev geldi. Hemen gidelim yapalım. Bu bölümü bir tık daha uzun yapacağım gençler bilginiz olsun. Bayağı bir görev yapmak istiyorum ben de. Yarın da GTA 5'ten bir bölüm gelecek.
Ondan sonraki gün de sanırım The Crave'den bir bölüm atabilirim. Umarım her attığım videoyu severek izliyorsunuzdur ki izlenmeler abone olmayan kullanıcılardan geliyor. %96.7'lik bir kesimden bahsediyorum. Abone olmayı unutmayın gençler, abone olmayı unutmayın. Sizler de bir Jaeger olur ve bana destek olmuş olursunuz. Bu çok önemli. Bunda göreve doğru giderken söylemek istedim. Abone olmayan kullanıcılar şu anda %96.7 gösteriyor. İstatistik olarak baktığımda veriler bana bugün gösteriyor. Ayrıca bir düşüşteyiz. Bunun sebebini de çok anlayamadım. Yani elimden geldiğince oyunlarda iyi bir performans göstermeye çalışıyorum. Yani görevleri çok fazla takılmadan ve güzel bir şekilde anlatımla yapmaya çalışıyorum. Bunu nedenini anlamadım. Little Jack arıyor. Açacağım. Araba sürerken de aramasaydın oğlum ne oldu? Yaşıyoruz oğlum, yaşıyoruz. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tamam, geleceğim. Bunun için aramış bizi, pekala. Bu görev de oradan geldi. Temiz kaçamak. Neymiş bu? Vred'in ikinci görevi. Vay, burada bir meclis mi? Öyle bir şey toplanmış. İçin oğlum, için. Bir kadeh de bize verseydiniz. Yürüyüşe mi? Ben de isteydim lan. Neden burada olmamızı istemiyorsun ki? Bizi arasız aralarında görmek istemiyor herhalde. Neden? Heee, beni kullanacaksın yani, anladım. Biz neredeyiz oğlum? Kamera başkasını gösteriyor, bir köy göstersene oğlum. Oğlum önüne baksana, arkamı toplamayacağım ha. İnsanları aşağı alma, şu köylü, şu zengin, şu şöyle, şu böyle. Oğlum, milleti ötekileştirmeyi bırakın artık lan. Ne yapıyorsun oğlum? İttire kalktığını da yürümezsin, biraz saygılı olan. Bak ya. Ne kadar agresif ve saygısız bir elemansın oğlum sen. Sana bir şey deniyor da söylemeyeceğim. Hey man, get a bomb dollar. You deadbeat truck head. Just a little change, man. Man, where do these people go? La sakin ol be. İnsanlara niye bulaşıyorsun? Belki de evsizdir. Yani hemen yaftalıyorsunu. Şunu kullanıyordur. Demek ki çok saçma bir şey. Nereden biliyorsun oğlum? Belki kullanmıyor. Belki bir şeyi var, bir rahatsızlığı var. Olamaz mı? Olabilir. Herkesi yaftalamamak lazım. Çok şerefsizsin Brad'cim, çok şerefsizsin. Ulan Roman, bizi bu adamı düşürdün ya. Ne istiyorsun anlat. Midesini açacağız, bakacağız, temizleyeceğiz mi? Ben doktor değilim, yanlış anlamışsın. Onları yapamam. Adam olur yani. Mide ameliyatı yapamıyoruz biz. Midesini temizleyemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok bizim oğlum. Anladım. No, Yokul. Nasıl çalacağız? Arabayı çalmamız gerekiyor o zaman. Herkes de sana borçlu. Nasıl borçlu olmuşlar diyeceğim ama Roman. Roman gibi onlar da sana bir şekilde borçlanmışlar. Trene bineceğiz. Görevin tanımını da almış olduk. Kimle buluşacaksın? Manitan mı var? Sen ona bayağı kötü davranıyorsundur. Senle beraber olan kişiye şu anda acıdım ve üzüldüm. Ama sen kendi saygısı olmayan birisin Wraith. Allah senin belanı versin. Ha, sen de göreceksin ya. Sen de bir gün göreceksin. Sen de belanı Nico Bellic'ten bulacaksın. İnanıyorum böyle bir şey yine bize gelecek. Daha önce GTA 5'in hikayesinde şey yapmıştık, hatırlarsınız. Bu psikopat şeyimiz var ya, psikologumuz. Kendisine bu adı taktım. Onu da halletme şansı bana oyun vermişti. Bayağı bir paramız da Michael ile beraber yemişti. Tam yukarı doğru çıkacağım buradan, anladım. İlk defa bu oyunda da treni biniyoruz yalnız. GTA San Andreas'ta yaptıklarını burada yapmıyorlar gibi görünüyor. Yani burada bayağı bir seyahat etme şansı veriyorlar. Trenin gelmesini bekle. Geliyor da. O gelince trene atlayacağız. İnmemiz gereken yeri de herhalde oyun bize söyleyecektir. Şöyle ben de burada bekleyeyim bu arkadaşlarla beraber. Buradan hemen binerim. İçini görebiliyor muyuz acaba? Nereye gidiyorsun be? Aç abi kapılarını. Bin. Ha, içini görebiliyoruz ama bu
Tamamen mi? Yoksa belli bir kısmını mı? Ha, belli kısmını. Elçinde ne oluyor? Kim ne yapıyor? Bunu biliyor muyuz? Merak ediyorum, o yüzden anlatamayacağım. Çok merak ettiğim husus. Kamera ile değişebiliyorsun. Çok farklı kameralar var. Niko'cum neredesin Niko'cum? Niko'yu göremiyorum lan. Burada bir yerde ama. Orada. Ama kendisini göremiyorum oğlum. Orada bir yerde olduğunu görüyorum ama neyse. Atla abi. Çok fazla bir şey yapamıyoruz. Yani şöyle olsun isterdim. Tren içinde olan ambiyansı bize göstersinler. Ama bunu birazcık daha beklememiz gerekecek. Brise Compact'ı buluyor. Yani şuradan gideceğiz abicim. Burada bizim bu olayımız kalmadı. Merdivenlerden aşağı. İnelim Niko'cum. Yapalım bu işi. Araçta buralarda bir yerlerdedir herhalde. Umarım hoşunuza giden bir seri oluyordur. Açıkçası biraz daha bu oyunda hızlanacağım. Ancak şunu söyleyeyim. Yine aracı doğru giderken. Bazı bitmesi gereken, bitmesine yaklaştığımız seriler mevcut. Onlardan da ileriki süreçte, hatta The Grave GTA 5'ten sonra gelecek. Oo, güzel arabaymış. Artık bu bizim aracımız. Ver bakayım bu aracı. Oo, ne oluyor öyle? Öyle şeyler yok oğlum. Kapıdan tutuyor. Oğlum, öleceğim lan. Geri gidebiliyor muyum? İyi. Bu mekanik düzgün olsa harika olacak. Wade'i arıyoruz. Aracı aldık Brise Compact'ı. Borcunu ödemeyen böyle haciz denir yani. Bu tam bir haciz olmuyor ama yani günümüz şartlarına bakarsak bir borcunu ödemeyince icralık oluyorsun, ondan sonra da evine haciz geliyor abi. Bu bayağı bir sıkıntı şeyler. Ya yani yaşayanlar vardır bunu. Ailemde yaşayanlar vardır. Bu kötü bir durum ya. Harbi diyorum, borcunuzu ödeyin abi. Bir borcun varsa onu öde. Yani durumun iyiyse erteleme yani. Sonradan dönüyor o şey. Çark. Tersin ama. Sıkıntı olabilir o yüzden. Sessiz olun, çok fazla şey bulaşmayın. Böyle insanlara da bulaşmayın. Oto yıkamaya mı götüreyim? Neden? Ulan bu aracı kullanacaksın herhalde. Yani sürmek istiyorsun. Gel bakalım. Götürelim olur, fark etmez. Yani bu biletin amacı bizi kullanmak. Bu borcu ödeyene kadar Roman kaç şeylik borç taktı bilmiyorum. Bunu bir şekilde ödememiz gerekiyor. Bu arada ben yine yolu kaçırdım. Konuştuğum için bazen yolları kaçırıyoruz. Daha sapacağımız yolları kaçırıyoruz açıkçası. Annesi ne diyordum? Bu Wraith bizi borçları ödeyene kadar kullanacak işte. Ayak işi diye tabir edebileceğim görevler yaptıracak. Şurada şu eleman borcumu ödemedi. Niko'cum git ona haddini bildir, biraz yumruğundan tattır. Ya da şurada biri var, bana borcunu ödemiyor, git ona işte gözünü korkut. Şurada biri var, tazi görevler verecek herhalde. Şurada biri var, onun bir şeyini al. Yani bu parayı karşılayabilecek, borcunu karşılayabilecek şeyi al. Araba da katıyoruz bu arada. Aç bakalım. Bunu ilk defa görüyorum. GTA San Andreas'ta bu vardı ama bu kadar şey detaylı değildi. GTA 5'te de var galiba, yanlış hatırlamıyorsam. En eskisi sistem de galiba orada. Ama bunu da yapmışlar. GTA 6'da ise bunun bir tık daha kalitesini göreceğiz gibi. Yani daha farklı bir ambiyans da görebiliriz bu olaylarda. Göreceğiz. Onu da merakla bekliyorum. Çıktığı gibi Türkçe yapmayı falan beklemeden ben yine kanalda olduğu gibi paylaşmak istiyorum açıkçası. Ama işte sistem. Sistem önemli. Red Dead Online'ı bir süre yarım bırakmamın sebebi de zaten o. Sistem yenileyene kadar Red Dead Online'dan da bu arada video gelmeyecek. Sistemle alakalı sorunlar var. Ki hiçbir şey görmüyoruz abi. Ben de göremiyorum. Arabamız temiz. Şimdi bunu nereye götüreceğiz? İnşallah en kısa sürede, işte bu yıl içerisinde olmayacak büyük ihtimal ama gelecek yılda ben bu sistemi yenileyeceğimi düşünüyorum ve o yeni bilgisayarımla güzel bir başlangıca daha imza atacağız. Yeni bir sayfada atacağımızı düşünüyorum. Kanala abone olmayanlar abone olmayı unutmasınlar gençler. Sizler de bir Jaeger olabilirsiniz. Videolarımıza like atabilirsiniz eğer beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa. Ve yeni gelen videolardan da anında haberdar olabilirsiniz ve bana destek olmuş olursunuz. Güzel yerlere ancak sizlerin desteğiyle, abone olmasıyla videoları
seyredip like atmasıyla, yorum yapmasıyla ulaşabiliriz. %96,7'lik bir abone olmayan kullanıcı var videolarımızı izleyenlerin. Onlar abone olursa zaten yükseleceğiz büyük ihtimal. Bir çoğunluğu büyük ihtimalle bunu unutuyor. Abone olmayı unutuyor. Abone olsanız, abone olmak bu arada ücretsiz ya. Gerçekten ücretsiz. Arabayı garaja. Garajın nerede? Şurada. Ha, anladım. Ben de şuraya bırakacağım sandım. Dur, hasar vermedim mi? Geri göndermişsin. Bazı oyunlarda öyledir. Hasar verdin mi bunu tekrar yaptırıyor. Tamamdır. Park ettim. Bu muydu? Ayak işi abicim ya. Harbi diyorum sana, ayak işi. Ara Diko, bu işi bitirdiğimizi söyle. Buradaki arabayı alamam. Sahibi var. Sahibi olmayan bir araca ya da süren birine doğru gitsem daha mantıklı. Ne diyecek bakalım? Bu iş de bitti. Bir iş daha verecek. Biraz daha kullanacağım seni diyor. Ulan yeter lan, ben kendi işimi yapacağım. Birazcık para kazanmak istiyorum açıkçası. O yüzden şöyle yapalım. Telefonu açalım. Rehberi açalım. Roman'ı arayalım. İş diyelim abi. Bize bir iş ver. Ben bir iş istiyorum ya. Hey Roman. Ardından da bölümü kapatalım. Bir müşteri var mıdır? Aynen. Sana bir yardım edeceğim. Duraktan bir araba almaya gel. Peki. Tamam. Oraya gelelim de durum değişecektir. Araç gelecek mi buraya? Herhangi biri buraya düşecek mi? Düşmeyecek. Şuradan hemen koşalım, bir araç çalalım. Oradan da taksimizi alalım ve bölümün son görevini, Roman'a yardımımızı yapalım. Yardım etmiyorsun kuzenine diyordu. Al, yardım ediyoruz oğlum. Biz herkese yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle senin borcunu, cezasını biz çekiyoruz ya. Cefayı sen sürüyorsun. Pardon. Sefasını sen sürüyorsun. Cefasını biz çekiyoruz lan. Borç takan benmişim gibi bir de. Borç ben takmadım abicim. Onu sen taksın ama neyse. Çünkü kuzenimsin. Dua et. Ağır şeyler söylemiyorum sana. Ağır yorumlarda bulunmuyorum. Aracımız bu. Kolay gelsin kral. Herkes çalışıyor. Müşteriyi Old Dog'tan al. Old Dog bu bildiğimiz Old Dog mail şeyleri olur ya. O mu lan o? Oradan mı çaldınız lan? Oradan mı başladınız acaba? Yani öyle bir bölge mi var burada? Bilmiyorum. Bu konuda fikri olan var mı? Old Dog. Old Dog'tan alacağız. Geldim. Neredesin kral? Taksi şoförlüğü yapıyoruz. Bunun bir katkısı var mıdır bilmiyorum. Geldim. Geldiğimi belirtmem lazım. Birader hoş geldin. Nereye gidiyoruz? Kervaz Hayes'e gideceğiz. Pardon bacım. Ama sen de öyle atlama bence. Yani benim kamera açılarım biraz absürt bu oyunda. Bana vermiyor. O kamerayı bana salmıyor. Kendi kafasına göre kamerayı oradan oraya götürüyor. Dönüş yapmaya çalışıyorum orada ama kendi kendine sallıyor abi. Bizi bir salsa kamerayı, işimize bakacağız ama. Neyse bir de kaza yapmadan gidelim. Belki birazcık daha bağış verebilirsin. Hızlı gideceğiz. Dikkatli gideceğiz. Kaza yapmayacağız. Bu yüzden güzel şeyler bekliyorum açıkçası kral. Kaza yapmayacağım dedim. Yaptım. Ben biraz şomazıyım. İkinci kazam da geliyor bu arada. Koymuyorsun umarım. Yani bağışlısam umuduk gibi ama neyse. Deneyelim bu oyunda. Öyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Geyza Vice'de, Geyza Sandras'da ben yaptım bu taksi görevlerini. Ve bir yerlere çarptığında, kaza yaptığında ya da hızlı gittiğinde elemanlar korkuyor abi. O yüzden de bağıştan gidiyor. $31 aldık. Teşekkürler. Yaptık. Hemen şuradan basalım. Müşteri gitmek istediği yere bırakıldı. Başka bir şeyim var mıdır? Yoktur. Peki. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kısa mı oldu bilmiyorum ama umarım hoşunuza gitmiştir. Elinden geldiğince görevler yapmaya, birbirinden farklı görevler yapmaya çalıştım. Bu Roman'ın taksi şoförlüğü olayında bir kazanım, bir başarım var mıdır? Bir yüzde tamamlamaya etki ediyor mudur bilmiyorum. Ama bir tanesini yapmış oldum bu videoda. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Unutanlar çok fazla, bunu görüyorum. Biri olarak gördüm bunu. Abone olmayı unutmayın. Çünkü %96'nız abone olmamış. İzlenmeler de bu gösteriyor veri olarak. Abone olursanız
bana destek olursunuz. Şuna da bir cevap verelim. Ne oldu? Ne o? Eğlence ulan. Ben hiç eğlenmedim ya. Çalışmakta, fazla çalışmakta nesi eğlenceli lan? Sen de mi? Biz aslında başka olaylarla takılıyoruz ama... Boris mi? Manyak mısınız oğlum siz? Evrenden ne istiyorsun? Aynen öyle. Yalancı çobanın başına ne geldiğini biliyor musun oğlum? Bir kere yalan söylemiştir. Bunu da anlatayım da kapatayım. Birazcık sohbet etmiş oluruz. Bir kere yalan söylüyor. Yangın var diyor. Bizde olan hikayeyi anlatayım. Romancım. Yangın var diyor. Herkes inanıyor. Tamam mı? Ama bir bakıyorlar yangın yok. Sonra bir daha gerçek bir yangın oluyor ve buna kimse, çobana kimse inanmıyor. Yani yalan söylemeyin abi. Gerekmiyor. Yalan söylemeyin. Ya pembe. Yalanlar da söylemeyin. Bu gerçekten gereksiz. Ya oğlum bir bölümü kapattırmadınız da var ve gene ne var? He. Ayak iş yapıyorsun sonuçta. Etkilenir tabi. Araba güzel. Aynen öyle. Bunu söylemek için mi beni aradın? Vay adamım be. Bir teşekkür etseydin. Seni bu kadar yoruyoruz. Nikocum deseydin. Ne olurdu neyse.